Demokrat Parti İnegöl İlçe Teşkilatı hafta sonu kongresini gerçekleştirecek. Kongreye Genel Başkan Gültekin Uysal da katılacak. İlçe Başkanı Murat Balakuş yapılacak kongreye tüm ilçe halkını davet etti. İlçe yönetimiyle birlikte bir araya gelen ilçe başkanı Murat Balakuş kongre hakkında açıklama yaptı. Halkımızı partili partisiz, Demokrat Parti'ye oy vermiş, vermemiş, seven, gönlü olan, gönlü olmayan bütün arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu kongremize bekliyoruz. Yeni bir dönem, yepyeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla, yeni dönemde bizlerle beraber taşın altına elini koyacak arkadaşlarımızla beraber, artı tecrübeli abilerimizi de aramıza katarak, yeni arkadaşlarımızla, eski yol arkadaşlarımızla birleşik bir liste hazırlayarak tekrardan İnegöl halkının karşısında olacağız. Hizmet için talip olacağız. Demokrat Parti'yi tekrar ait olduğu yere, yerelle ve genelle getirmek için mücadele edeceğiz. Zaten göreve gelirken de kavlimiz buydu. Yeni dönemde de yepyeni bir sistemle daha fazla çalışarak inşallah genel idare kurulu üyelerimizden, genel başkan yardımcımızdan, merkez karar kurulu üyelerimizden daha fazla destek isteyerek, daha fazla programlar yaparak tecrübeli büyüklerimiz de olacak bu dönem bizle beraber. Bu akşam katılamayan, mazereti olan arkadaşlarımız, abilerimiz de var. Onlar da selamları var. Bunun haricinde inşallah güzel bir kongre olacak. Bir demokrasi şöleni olacak. Hayırlısı olmasını İnegöl için, ülkemiz için, Bursa'mız için hayırlar olmasını, partimize hayırlar getirmesini, İnegöl siyasetine kaldığımız yerden renk katarak devam edeceğiz. Daha sonra İl Başkanı Çağrı Kaplan da bir konuşma yaptı. Hepimiz yapabildiğimiz çevremiz dahilinde bu görevleri ifa etmeye çalışıyoruz. Pazar günü de inşallah bu görevlerimizi ifa etmek adına İnegöl ilçemizde kongremizi gerçekleştireceğiz. Hem Genel Başkanımız Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Gültekin Uysal hem de Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Engin Beylerin de teşrifleri olacak. Sizleri de oraya bekliyoruz. Pazar günkü kongremizin öncelikle İnegöl'ümüze, Bursa'mıza, partimize ve memleketimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Son olarak Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Okur da bir açıklama yaptı. Bu hizmet yapılırken zaman zaman geriye düştüğümüz zamanlar olmuştur. Şimdi de o zamanlardan birini yaşıyoruz. Ama Demokrat Parti ülkenin hep çimentosu olmuştur. Güzel zamanlarda Demokrat Parti şimşekleri üzerine çekmiş, dağıtmak için ne gerekirse el birliği edilmiş, o yapılmış. Zor zamanlarda da hep göreve çağrılmış bir partidir Demokrat Parti. O yüzden ülkenin şu anda en ihtiyacı olduğu şey ülkenin birliğidir, bütünlüğüdür. İnsanımız için, vatanımız için, devletimiz için bu birlikten daha önemli hiçbir şey düşünemiyorum.